Buraya kuş filesi de koyacağım. Fileyi de koyunca olur. He. Bunlar buğday iner mi abi? Geliştirme ver abi. Geliştirme ver. Bastımını alalım ben bunu. Çeliklere elma sirkesi, biraz pekmez, biraz da su attık. Bastımını al durunca. Hayvan da korkuyor. Bunlara şey alacağız Osman. Şey yemi. Bunlar buğday yiyemez. Anladın mı? Gelişim yemi alacağız. Şimdi heh, çekersen çöküyor bak. Bak onlara suyumuzu verdik. Yemler, tünekleri hazır. Bak tüneye çıkanları görüyor musun? Bak akıllı onunla beton düşürler. Onlar alışık çıkar. Bakarsın. Kurt tilki falan girerse şöyle şey ettirir mi? Bunların şeyi hazırlar. Bak. Acukta yiyen bunları atacağız. He. Bunlar buğday yiyor da onlar kurul olduğu için yiyemez. Hadi bakalım gel. Kaç oldu tamam mı? 60 oldu. 20 de ataks bırakmayacağım. 20 de ataks bırak tamam. Daha şu aradan bir şey galiba, barabatak galiba. Temiz hava, trafikten aynen uzak. Orada komşuluk ilişkileri sıfır. Sıfır. Ne ölümünden, ne sağlığından, ne efendim düğününde millet birbirinden affedersin içini dönerek gidiyor. Bak buraya kepez diyorlar, görüyor musun? Bak şu araziyi adam çevirmiş. Bak telerüksinden çevirmiş. Hayvancılık mı yapacağını kadar? Evet Mustafa abi, şimdi senin hikayeni dinleyebiliriz. Abi benim hikayem at çiftliği var, bak Osman gördün mü at çiftliğini? Adam çevirmiş dedim ya. Osman ben 5-6 yıl öncesine kadar inşaat sektöründeydim. Fakat piyasalar bozuk oldu. Sonra zamanla köyden tarla al, ev yap derken Mevla bizi, zaten içimizde köy sevgisi, memleket sevgisi vardı. Her sene fidan dikiyorum. Geliyorum fidan dikiyorum. Her sene 20-30 tane fidan dikiyorum. Aşağıya kadar bugün 250-300 tane meyve fidanı var. 2200 tane de kabak fidanı biraderden almıştım. Geçmişti tarlanın üzerinde. Şimdi bu fidan yetiştirmek zaten sadaka-i cariye ya. Yani vurdu kuşu kim yiyse yesin veya ileride biz yemesek dahi Allah razı olsun diyenler illaki olacak. Bizim amal defterimize artı puan inşallah yazılacak. O yüzden şimdi bugün senden ferik de aldık. Allah nasip ederse onların yumurtalarını da yiyeceğiz. İleriki günlerden. Şimdi, İstanbul'dan yumurta isteyene gönderebileceksin yani. İstanbul'dan evet yumurta isteyene göndereceğiz. Şimdi gezen tavuk, neden gezen tavuk tercih ediyoruz abicim? D vitamini güneşten alması lazım. Nasıl insanın ihtiyacıysa tavuk da aynı şekilde.
toprağı yiyecek, oradaki otu yiyecek. Yani fenli yem, tamam, fenli yem de ne olduğunu bilmiyoruz. Ha, belki o da iyidir veya kötüdür, bir şey yorum yapmamız bizim doğru değil. Ama doğal beslenmesi, hayvanın arazide yiyip içmesi, bizim de biraz yem takviyesi. Yem takviyesi derken arpa buğday vereceğiz zaten. Fazla değişik büyüdükten sonra tavukları şey vermemiz doğru değil. Vallahi ben köyü seviyorum. Ben herkese de işte, hatta Face'te de haydi gel köyümüze geri dönelim Mustafa Çelik olarak köy faaliyetlerini anlattık. Bazı anlatmaya başladık. Her geçen gün bir şeyler daha dostlarımıza hem bilgi verme, bilgi alma amaçlı. Ya bir işte burada biraz havalar sert gidiyor ama sonra güzel evinde montalamalıysa, ısı yalıtım uygulaması varsa, bir gördüm sabahleyin kalktığımızda namaza 16 küsür derecede, 17 dereceye yakın sıcaklıktı yani. Namazımızda suyumuz bile sıcaktı sobanın üstünde. Ondan da abdestimizi aldık. Hiç tübü çalıştırmadan gücüne sobada akşam kestanemizi yaptık. Çayımızı demledik. Ondan sonra fırınında yemeğimizi ısıttık. Mevla'ya şükür olsun. Bu bir sevgi meselesi tabii. Kimisine bu belki güzel gelmeyebilir ama Mevla bizi o konuda bu yönlerde şey yaptı yani, sevgi verdi içimize bir. Biz de o konuda memnunuz yani inşallah. Sevmek lazım değil mi abi köyü? Aynen, sevmek lazım. Doğalı sevmek lazım. Ödemiş mi abi bu köy? Abi ödemiş, köyü bitti demek. Çizgi arka tarafı ödemiş evet, köyü. Arka tarafta. Şimdi biz bu şey yoluna çıktık Osmancığım. Burası İnebolu'ya giden yol. Seydiler'den o senin devre kenarı saptığın yol var ya. Evet. Oraya geldik de şimdi. Şimdi sağdan devam etmemiz lazım. Şimdi girince tam eve gidinceye kadar dış kapıdan değişik dikensiz böğürtlen, ahududu, ondan sonra yedi öğren kuşburnu, siyah frenk üzümü, kırmızı frenk üzümü. Gelen misafir eğer döneminde olduysa meyveler eve gidinceye kadar yiye yiye gidecek. Evet. Bizim şeyimiz bu, amacımız bu. Tabii bunların çoğunu İstanbul'a öğrettim ben. Benim İstanbul'da bir tarasım vardı. Yeşilliği seven, bahçıvanlık kursuna, aşı kursuna, budama kursuna. Yeşillikle ilgili ne kurs varsa gitmediğim kurs yok. İsmek'ten Allah razı olsun, Büyükşehir'den Allah razı olsun. Yani bizi o konularda bilgilendirdi. Bunların hepsini Büyükşehir'den aldım mesela, bu öğretmenleri. 100 tanenin üzerindedir burada belki. Yine 100 tane de en az köylüye dağıttım. Dikensiz böğürtlen. Bundan reçel yap, meşrubat yap, ne yaparsan yap. Hadi köyün hanımları bile bazen geliyorlar buradan. Topluyorlar. Bak bunları mesela yeni diktim. Bunlar da ahududu. Böyle eve gidinceye kadar değişik envai meyve. Olmaz diye hiçbir düşüncem yok. Ya olursa Nasrettin Hoca'nın hesabı, yani Akdeniz iklimine uygun meyve de diktim. Mesela kayısı, nar, şeftali, elmanın her çeşidi, bademin hemen hemen Texas, nöpler, lara, yani aklına gelmedik badem çeşidi, cevizin her türlü çeşidi, fernor, frongetta, chatter, ondan sonra yine Howard olmak üzere, yani Maraş 18, süt yemez, bütün çeşitlerden ceviz bahçesinde de var. Yani elimden geldiği kadar her sene en az 30-40 tane meyveden dikerim. Yani bende de böyle bir hastalık var. Üzüm asması mesela, kivi, buralara bak, kivi olmaz düşüncesi yok. Allah'ın izniyle olur düşüncesiyle dikiyorum yani. Burada da iki dişi, bir erkek, yine üzüm asmaları var. Şimdi genelde bu ılıman iklimde olan yerler değişen bitkilerin korunaklı alanlara dikiyoruz ki biraz daha kuzeyden gelen rüzgarlara, tamam mı, rahatsız etmesin, soğuk vurmasın diye. Allah nasip ederse 3-4 sene sonra bunların meyvelerini de yeriz inşallah. Evet, şimdi burada şeyimiz var, arılarımız var.
Düzenli bu sene kapattık. Nasip olursa bakalım bu sene ne alacağız bilmiyoruz tabii, Mevla bilir. Arılarımız hava soğuk olmasına rağmen az çok çalışma var. Bazıları girip çıkıyor. Bunlar ne ağacı abi, şu çevrilenmiş olanlar? Ya burada da işte bademin her türlü çeşidi. Bak bu mesela akasya. Hep geçen sene arılarımız bunun üzerine kondu. Akasyanın da dikmen ağacımız biliyorsun. Bunlar çiçek açıyor. Nektarı işte arı faydalansın diye. Buralarda genelde badem var. Bademi de biliyorsun dölleyen arıdır. Ve hem onun çiçeğinden de faydalanır. Burada yine değişik elma cinsleri, yine kiraz, armut cinslerimiz var. Değişik. Evet. Bu aşağıda 2300 tane kavanoz var. Bunu da biliyorsun arıcılık kursunda bize öğrettilerdi. Propolis. Propolis yani şeyin sağlığı açısından çok önemli. Delikleri falan kapatıyor. Bu kabaktan hatta alınan propolisten meyve sularının bozulmaması için kullanıldığını bize öğretmişlerdi. Bu yani, su tankeri ne kadarlık Mustafa abi? Tankeri 10 tonluk. İşte ileride bu su krizi olursa diye mesela aşağıda artezyen kuyumuz var. Oradan motor basacak buna. Tamam mı? İleride su krizi olduğu zaman şu anda suyumuz var kuyumuzun ama yani işte, bakalım nasıl. Evet, buraya lavabo koyacağız. Az çok yem veya işte bir sandalye, tabela koyup buradan isteyen hayvanları mesela seyretsin diye böyle bir bölme yaptık. Ahırımız palet sistemi var. Hayvanlar büyük abdestini veya idrini yaptığı zaman aşağıda bir 50 santim kotumuz var. 50 santimde hemen hemen 40-50 hayvanın 6 aydan önce dolduramayacağını öğrendik. O yüzden buraya böyle bir sistem uyguladık. Mevla nasip ederse yakında buraya da işte küçük baş koyun kuzu artık Mevla neyi nasip edilirse onu alacağız. Kaç hayvan alabiliyor burası Mustafa abi? Ya burası 100-120 tane hayvan alma kapasiteli. Çok konforlu bir yani, ahır olmuş. Burası 120 metrekare. 9 gördüğü gibi sulaklarımız hazır, yemliklerimiz hazır, samanlıklar neyler hazır. Artık şimdi bir hayvanların gelmesini bekliyoruz. Onlar da işte pazar pazar geziyoruz, hesaplısını bulmaya çalışıyoruz bakalım. Takdirler diyoruz. Evet. Burayı da huzur yeri gibi yaptık. Huzurları hani koyunlardan ayırınca böyle besleme yeri. Yine buradan bahçe çıkış. Thank you.
kuzey cephelerde gar erimemiş. Biliyor musun? Daha çünkü her gece -8, -9 olursa soğuk tabii eritmiyor. Güneşi de görmüyor burası.